burada gördüğüm bir manzaradan dolayı çok mutluyum ve çok umutluyum. Bayanlarımızın büyük bir çoğunlukta olduğunu gördüm. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizler kahvelerde toplumun bazı yerlerinde gezdiğimizde hükümete karşı çok büyük tepkilerle muhatap oluyoruz. Ama sessiz bir çoğunluğun evde olduğunu biliyoruz. Hani Tayyip Erdoğan da diyor ya, %50'yi evde tutamıyorum diyor ya, o %50'nin büyük bir çoğunluğu bayanlarımızdan oluşuyor değerli arkadaşlar. Onun için burada hanımefendi kardeşlerimi görmekten dolayı çok büyük mutluluk duydum. Bütün doğru anlamlandırmak için bayanlarımıza çok büyük iş düşmektedir. Bu vesileyle buradan da soruyorum. Cinsiyetini ön plana çıkaran hanımefendi, acaba belediyede veya başka alanlarda kendine mesai arkadaş olarak yüzde kaç oranında hangi mevkilerde bayan bulunduruyor? Bunu da sorgulamanın gerektiği kanaatini taşıyorum. Onun için bayanlarımızın bilhassa mahalli seçimler için çok büyük bir organize ve bir seferberlik başlatması gerektiği ve seçimlerin eğer muzaffer olursak onların sayesinde muzaffer olunacağının bizzat bilinmesini istiyorum. Bu alanda onlara düşen her türlü desteği de bizlerin vermesi gerektiği kanaatini taşıyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye hızla bir yol ayrımına doğru gitmektedir. Bu yol ayrımında eğer herkes mahallesinin temiz olmasını istiyorsa evinin önünü süpürmesi gerekmektedir. Konuşmamın bir bölümünde de söylediğim gibi eğer dünyanın düzene girmesini istiyorsak çabayı komşumuzdan beklemeyeceğiz. Komşumuzla beraber çaba seferberliğine girişeceğiz. Onun için önümüzdeki seçimler, mahalli seçimler çok büyük önem taşımaktadır Türkiye için. Aydın'da bir şehir devleti kurulmaktadır. Kurulacak olan bu şehir devleti Aydın'ın gelecek 10 ve 50 yıllarına hükmedecektir. Dolayısıyla siyasi, felsefi derinliği olmayan dakikalık ilişkilerle amcacığım, teyzeciliğim ama 3 gün sonra gördüğünde tanımayan, tanınmayan, tanıdığında sevilmesi mümkün olmayan, yaklaşılması mümkün olmayan ilişkileri Aydın'ın kaderine terk edemeyiz değerli arkadaşlar. Eğer Türkiye'de AKP hükümetinin son çıkarttığı büyükşehir yasasında şehir devletleri kurularak eyaletlerin altyapısı hazırlanıyorsa Aydın'ın efeleri Aydın'ı yönetmelidir. Aydın'ı mutlaka ve mutlaka Türk Milliyetçiliği Hareketi yönetmelidir. Ve Aydın tarihine yakışır, ekonomik, sosyal, siyasi her alanda gelişmesini tamamlamaya aday bir şehir olmalıdır. Macera perest, yarım kalmış yatırımların kabullerini dahi yaptırması tartışmalı olan muhasebesi bir muhtemet memuru tarafından yönetilen bir belediye büyükşehir mantığıyla yönetilemez değerli arkadaşlar. Çünkü kabullerin imzasını atmaya kimse cesaret edememektedir. Acarlar Belediyesi'nin muhtemedi Aydın Belediyesi'nin muhasebecisine bakmaktadır. Böyle bir mantıkla büyükşehir belediyesi kurulamaz ve büyükşehir belediyesi yönetilemez. Gösteriş için övgüyle bahsettikleri belediye hizmet binasının kabulü niçin yapılamamaktadır? Başka alanlardaki bir takım kabullerdeki tartışmalar neden doğmaktadır? Büfeler kaldırılırken abicim abicim Ali abicim ülke ocakları yardım etsin bize derken yarından büfelerin ihalesi yapıldığında büfeler kimlere verilmiştir? Büfelerin ihale şartnamesi hangi şartlarda hazırlanmıştır?
Bütün bunların aydınlılar tarafından bilinmesi ve doğru değerlendirilmesi gerekmektedir. Onun için değerli arkadaşlar, değerli yurttaşlarım, yarınlar çok çetin geçecektir ve bu çetin mücadeleye aynı kararlılıkta cevap verebildiğimiz zaman ayakta kalmamız mümkündür.